Mesela şimdi çok şey var İbrahim Bey. Benim de dikkatimi çekiyor açıkçası. Bir hadis-i şerifte sevgili seyirciler, ilim Çin'de de olsa gidip alınız demiş Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şurada resimler görüyorum. Bitki uzmanısınız. Demek ki siz anladığım kadarıyla dünyanın neresine olursa olsun mutlaka gidip resimleri çektim demiştiniz kamera çekimleri öncesi. Bir de kameranın huzurunda söyler misiniz? Burada 9500 bitki fotoğrafı var. 9500 doğaltedavi.org. Bu sitedeki fotoğrafların %90'ı bana ait. Almanya'da mesela Frankfurt şehrinin büyük bir botanik bahçesi var. Goethe Üniversitesi'nin. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki bitkileri getiriyorlar, yetiştiriyorlar. Ortamını hazırlıyorlar. Binlerce çeşit bitki yetiştiriyorlar. Fotoğrafların çoğunu burada kendim çektim. 12 yılda 12 yıl fotoğraf çekmeye gittim. Haftada 3-4 defa. Mesela bir bitki bulamadım. Itır'ın fotoğrafını çekmek için şu bitki. Uçakla Dresden'e uçtum. Bitki fotoğrafı çekmek için. Botanik bahçenin müdürlüğünü tanıştık, konuştuk. Dedi ki bir bitki fotoğrafı çekmek için buraya mı geldiniz dedi. Evet dedim. Bu benim hayat felsefem. Her bitkiyi tek tek incelemek gerekir, araştırmak gerekir. Yani nerede olursa olsun fark etmez, bulmak için. Gittik ve bitkiyi bulduk, fotoğrafını çektik Dresden'de. Sonra mesela Guarana isimli bir bitki var. Bunun da fotoğrafını çekmek için Almanya'da önce Hamburg, Hannover'e, bütün Almanya'nın kuzeyini dolaştım, bulamadım. Sonra Heidelberg'e döndüm. Bir günde 1900 kilometre yol yaptım. Bir seferinde de Antalya, Kaş'ta dağa çıktım. Adaçayı ve diğer bitkilerin fotoğrafını çekmek için. Tam tepeye vardım. Elim dal zannettim. Elimi attım. Yılanmış. Yani öyle hatıralarımız da oldu.